İlk atım bir kısraktı. Royal Abjar yavrusuydu. Henüz sahadan yeni çıkmış. Bir çeşitli bizim spor yapmamıza engel olmayacak sakatlıklardan dolayı emekliye ayrılmış. 3 yaşında bir tay diyebilirim. Ve onunla başladım ben. İlk atım o oldu. Hem oğlumun hem kendi atım oldu. Engel atlamadan endurance'a kadar uzun süre bizi ailecek idare etti diyebilirim. Atların diğer hayvanlardan ayırt edici özelliği aslında yani her şeyden önce bir köpek kadar sadıklığı yakınlığıyla bilinen, kedi kadar sadıklığıyla yakınlığıyla bilinen bir onlar kadar en az sadık hayvanlardır. Daha da iyisidir diyebilirim. Ama onlardan farkı şudur. İşte binip spor yapıyorsunuz. Sizi özgürlüğe, size her şeyi unutturabileceği yerlere, noktalara götürebiliyor. Diğer hayvanlardan bana göre farkı sizi hissediyor olması. Bunları yapabiliyor, sizin ihtiyaçlarınıza cevap veriyor olabilmesi ve hatta sizi anlıyor olabilmesi bence. Benim için en özel at tabii ki Mirliva. Hepsi özel belki ama onun yeri farklı. Mirliva ile Endurance'da güzel başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla Mirliva'nın benim şu an gözümde yeri ayrı bir değeri var. Hala devam ediyor. Aynı zamanda benim bir logom, bir sembolüm oldu artık. Hani derler at kısmetini yaratır, yaşatır, getirir, bereketli, kutsal hayvanlardır derler. Hakikaten ben o anıyı yaşadım. Kızımın doğumunda çok zor bir dönem geçiriyorduk. Maddi belki o dönem hani düşünmediğimiz bir şeydi. Öyle bir dönemde bir yarış kazanarak bana güzel bir ikramiye sundu kendisine. İngiliz atının Arap atından farkı hız. Hıza duyarlı atlardır. Daha hızlı, daha seri atlardır. Arap atları da İngiliz atlarına oranla daha dayanıklı atlardır. İngiliz atları kısa mesafede hızlı koşabilirler. Uzun mesafede de Arap atları daha dayanıklı, daha uzun yol gidebilir. İngiliz atları daha narin. At benim yaşam kaynağım ya. At benim yaşamam, mutlu olmamın sebebi. Kötü bir şey yaşasam dahi atlar her zaman beni mutlu eder. Ve atın ayrıca bir güzel bir örneğine şöyle bir şey diyebilirim. At binerken onunla konsantre olduğum için, onunla bütünleştiğim için aklındaki bütün kötü şeyleri unutuyorsun. Tamamen ata odaklanıyorsun. Hiçbir şey aklına gelmiyor. Film ve dizilerden atlarım için teklif geldi, evet. Şu an hali hazırda oynayan diziler de var. Sinema filmlerinden de geldi atlarım için teklif. Açıkçası benim atlarım olarak söylemiyorum. Genel işte geçmişteki şeylerden izlediğimiz kadarıyla filmlerde atların çektiği ızdıraplar gün boyu. Atların filmde oynamasına karşı değilim. Ama atların filmlerde doğru kullanılmamasına karşıyım. Eğer kullanılıyor ise, eğer bir insanın dinlenmeye ihtiyacı var ise, bir başrolün dinlenmeye ihtiyacı var ise, atın da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Atın da ihtiyaç görmesi gerekir. Dolayısıyla bunların tam olarak filmlerde ve dizilerde uygulandığını düşünmüyorum. Gördüm birkaç defa belki. Uygulanmış olsa bile kimse filmde oynayanın kendi atı olmadığı için
Düşünün, bir araç kiralıyorsunuz ve ona istediğiniz gibi biniyorsunuz. Yani çukurlardan, taştan, oradan buradan atlaması, kırılması, dökülmesi. Ama bu bir canlı, bunun bir garanti belgesi ya da bir sigortası yok. Dolayısıyla şu şartlarda kabul edeceğimi bildirdim. Dublör de olsa atıma kendim binerim ama başkasını bindirmem şeklinde kabul edeceğimi söyledim. Dolayısıyla da filmlere ve dizilerde sadece bir klipte oynadı, oynattım. Orada da zaten hani bireysel atın özgürlüğünü yansıtan bir klipti. Ruhunu yansıtan bir klipti. Güzel de bir klip oldu. Sertab Erener'in Koparılan Çiçekler adlı klibiydi. Bir Shetland ponim var. Bunun ismi Atom. Kızıma doğum gününde aldım onu. Ve bir de kuzumuz var. Hayvansever arkadaşlarımdan bir tanesi. Zaman zaman burada olur çiftliğimize. Misafir köpekler getirilir, misafir işte başka hayvanlar bırakılır. Geçici süreyle sonra götürülür. Ama bir hayvansever almış kuzuyu kendi evine. Evinde bir süre bakmış. Tabii kuzu artık binada rahatsızlık verince kuzuyu getirip bize buraya emanet ettiler. Ve kuzuyla Atom arasında bir bağ oluştu. Bir, yani hayvanların hem cins olması önemli değil. Dolayısıyla beraber aynı box'ı paylaştılar. Aynı kaderi paylaştılar diyebilirim. Kuzunun yanından koyun sürüleri, kuzu sürüleri geçer ama o Atom'u asla terk etmez. Atom da onu terk etmez. Birbirlerini kaybettiklerinde ilginç bir şey vardır. Ya kuzu kendisini at zannediyor ya da at kendisini kuzu zannediyor. Birbirlerini kaybettiklerinde ararlar deli gibi. Bulamazlarsa ilk koşacakları yer. Burada insan varsa bizlere sığınırlar. Yoksa ahırına gelir. Yerlerinde kendilerini ararlar ya da gelmesini beklerler. Yine kendime ait bir mesleğim olur ama yine babam gibi benim de bir çiftliğim olur. Ben onu isterim. Hakikaten bu bir sevgi, bu bir tutku, bu bir aşk. Ne olursa olsun bitmeyen bir aşk. Ama benim önerim bunu yapanlara unutmasınlar. Zaman hızlı geçiyor. Ben bunu ihmal ediyorum. Ailemize, çocuklarımıza ve sevdiklerimize de zaman ayıralım diyorum. Bazen beni çok yalnız bırakıyorlar. Devamlı buradalar, çiftlikteler. Beni unuttuklarını düşünüyorum bazen. Yalnız bırakmıyoruz. Buyur sen de gel diyoruz. Annem çiftlik hayatında pek işte daha çok küçük kardeşimden kaynaklanan sebeplerden dolayı pek gelmeyi olumlu bulmuyor. Ama yine de hep beraber buraya geldiğimizde nadir de olsa hepimiz keyif alarak geri gidiyoruz.